Merhaba dostlar, ben Sinan Öksüz. Bugün yine yeni bir bilgi videosuyla sizlerleyim. Bu yıl içinde yapılan araştırmalara göre yaşanabilirlik, hizmetlere erişebilirlik, üretim potansiyeli ve iş yapılabilirlik verilerine göre ilk 30 şehri sizlere açıklayacağım. Haydi başlayalım. 30. Hatay. Nüfus bakımından en kalabalık 13. şehir olan Hatay'da yaklaşık 1.6 milyon kişi yaşamaktadır. 1970'lerde İskenderun'da Türkiye'nin 3. demir çelik fabrikası İskenderun Demir Çelik'in kurulmasıyla ilin sanayi potansiyeli iyice gelişmiştir ve yan sanayilerinde gelişmesini sağlamıştır. İskenderun Körfezi bugün en büyük demir çelik işleme ve üretim yeri haline gelmiştir. Ancak yüksek sanayi istihdamına rağmen Hatay yine de %12 gibi bir işsizlik oranına sahiptir. 29. Artvin. Karadeniz bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan bu güzel şehrin nüfusu yaklaşık olarak 174 bin civarıdır. Artvin'de ekime müsait arazinin az olmasına rağmen nüfusun %70'i tarımla uğraşır. Ama şehrin elde ettiği gelir bakımından tarım geliri çok azdır. Büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve ormancılık da öne çıkan işlerdendir. Sanayi olarak da Artvin'in Murgul ilçesinde Türkiye'nin en büyük bakır rezervine sahip bakır madeni vardır. Ayrıca ülkeye önemli oranda enerji sağlayan termik ve hidroelektrik santrallerini de unutmamak gerekir. 28. Malatya. Ülkenin en kalabalık 27. şehri olan Malatya, 797 bin nüfusa sahiptir. Malatya'nın başlıca ekonomisi kayısıdır. Malatya'da bulunan birçok kayısı fabrikası istihdam sağlar. Bunun yanında tekstil fabrikaları da ekonomiye can verir. Ayrıca Malatya'da iki organize sanayi bölgesi vardır. Bu sebeple de bölgenin en önemli şehirlerinden biridir. 27. Kırklareli. Marmara bölgesinin Trakya kısmında yer alan Kırklareli yaklaşık olarak 360 bin nüfusa sahiptir. Sanayi daha çok D100 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz'da yoğunlaşmıştır. Kırklareli'de toplam 224 sanayi tesisi bulunmaktadır. Gıda ve içecek imalatı, tekstil ürünleri imalatı, kimyasal madde imalatı, metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı gibi sektörler öne çıkmaktadır. 26. Denizli. Ege bölgesinin güneydoğusunda yer alan, Türkiye'nin en kalabalık 21. şehri olan Denizli, yaklaşık 1 milyon nüfusa sahiptir. Tekstil ürünleri ve yüreği has Denizli horozu ile meşhurdur. Denizli bir ihracat ve sanayi şehridir. Dokuma, enerji, otomotiv yan sanayi, maden ve metal sanayi ön sıradadır. Ayrıca tüm dünya ülkelerine mermer ve doğal taş ihracatı da yapılmaktadır. Serinhisar ilçesi de Türkiye'nin leblebi ve leblebi ürünleri ihtiyacının %85 civarını karşılamaktadır ve ayrıca dünyaya ihraç da etmektedir. 25. Zonguldak. Karadeniz bölgesinin kuzeybatısında yer alan Zonguldak yaklaşık olarak 600 bin nüfusa sahiptir. Türkiye'nin en zengin kömür madenleri burada yer alır. 24. Konya. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehridir. Konya en kalabalık 7. şehirdir. 2.3 milyon nüfusu vardır. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya, aynı zamanda sanayi şehri olarak da oldukça önemlidir. Sanayisi belli başlı ürünlere dayanmayıp oldukça geniş bir sektörel yelpazesi vardır. 23. Bolu. Doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bırakan Bolu, Karadeniz bölgesinin batısında yer alıp 300 bin nüfusu vardır. Batı Karadeniz'in incisi olarak öne çıkan Bolu'nun ekonomisi büyük ölçüde tarıma, ormancılığa ve sanayiye dayanır. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanında kanatlı hayvancılık da Bolu'nun en önemli gelir kaynaklarındandır. Bolu, maden bakımından da zengin şehirlerimizden biridir. Dinyit, demir, mermer, manganez yatakları bulunmaktadır. Sanayi ve ticaret alanında özellikle son 15 yılda oldukça ilerleme kaydeden Bolu'nun yakın gelecekte sanayi merkezi olması beklenmektedir. 22. Mersin. Ülkenin en kalabalık 10. şehri olan Mersin, 1.8 milyon nüfusa sahiptir. Mersin Limanı, şehrin ekonomisinin dayanak noktası.
şartları ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı durumundadır. Türkiye'nin en büyük ikinci serbest bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi burada kurulmuştur ve 433 şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle Mersin şehri ülke ticaretinde önemli bir yer tutar. 21. Adana. Türkiye'nin en kalabalık 6. şehri olan Adana 2.2 milyon nüfusa sahiptir. Adana bir tarım bölgesidir. Pamuk, buğday ve narenciye büyük miktarlarda üretilmektedir. Tekstil ve deri sanayi de başlıca sektörlerdendir. Otomotiv sektöründe de minibüs ve otobüs üreten Temsa firması ile Türkiye'de en büyük margarin ve yağ fabrikası Marsan da buradadır. 20. Karabük. Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Karabük 248 bin nüfusa sahiptir. Safranbolu ilçesinde gıda ve kozmetik sektöründe çok tercih edilen ve nadir bulunan safran bitkisi burada yetişmekte, iç ve dış pazara dağıtılmaktadır. 19. Elazığ. Doğu Anadolu bölgesinin yukarı Fırat bölümünde yer alan Elazığ bölgenin 4. büyük şehridir. 595 bin nüfusu vardır. Ekonomisi sanayi, tarım ve ticarete dayanır. Keban Barajı'nın yapılmasından sonra tarım ve elverişli toprakların bir kısmı su altında kaldığında tarım alanlarının azalması paralelinde sanayi canlanmıştır. 18. Edirne. Marmara bölgesinin Trakya kesiminde Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer almaktadır. Toplam nüfusu 410 bindir. Edirne'nin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Oldukça bereketli olan bu topraklar tarıma çok elverişlidir. Tarımın yanı sıra hayvancılık da bu şehirde önemli gelir kaynaklarındandır. Osmanlı dönemine ait eserlere ev sahipliği yapan Edirne, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biridir. Bu sebeple de turizm bakımından da çok önemli bir şehirdir. 17. Muğla. Ege bölgesinin güneyinde yer alan Muğla'nın 967 bin nüfusu vardır. Muğla'nın ekonomisi, endüstri, tarım ve turizme dayanır. Dalaman ilçesinde kağıt fabrikası Mopak bulunur. Tarımsal olarak narenciye üretimi yaygındır. Muğla ayrıca arıcılığın önemli merkezlerinden biridir. Marmaris çam balı çok ünlüdür. Yine Marmaris ve köy cevizi özgü, parfümeride ve eczacılıkta kullanılan sığla yağı da buradan elde edilir. Turizm bakımından da deniz ve doğa turizminde de önde gelen bir şehirdir. 16. Aydın. Efeler Diyarı Aydın'ın 1.1 milyon nüfusu vardır. Aydın'ın ekonomisi tarıma dayanır. 4 mevsim tarım yapılabilen nadir şehirlerdendir. En çok üretilen tarım ürünleri incir, kestane, zeytin, enginar, pamuk ve çilektir. Bölgede zeytinyağı üretim tesisleri, kuru meyve işleme tesisleri gibi tarıma dayalı birçok sanayi kuruluşu da vardır. 15. Balıkesir. Türkiye'nin en kalabalık 17. şehri olan Balıkesir'in nüfusu yaklaşık 1.2 milyondur. Balıkesir'in sahil kesimlerinde zeytincilik, bağcılık ve balıkçılık yapılmaktadır. İç kesimlerinde ise tarım, hayvancılık, ormancılık ve madencilik yapılmaktadır. Ekonomik faaliyetleri içinde tarımın payı %49, sanayinin payı %51'dir. Bu şehirde 4 tane organize sanayi bölgesi vardır. Balıkesir, devletin en fazla mülk sahibi olduğu şehirdir. Şehrin %40'ı hazineye ait taşınmazlardan oluşmaktadır. Balıkesir, Türkiye'nin gelişmiş şehirlerinden biridir. Şehirler sıralamasında 13. büyük ekonomidir. 14. Kayseri. Türkiye'nin en kalabalık 14. şehri olan Kayseri 1.4 milyon nüfusa sahiptir. Orta Kızılırmak bölümünde Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan şehir, ekonomisi, sanayi, madencilik, tarım, hayvancılık ve ticarete dayanır. Kayseri'de 3 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Maden olarak da Kayseri zengin bir şehirdir. Tarım olarak 670 bin hektar arazi, tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Hayvancılık olarak da küçükbaş hayvancılık ağırlıkta yapılmaktadır. 13. Samsun.
Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde yer alan Samsun 1.3 milyon küsur nüfusa sahiptir. Türkiye'nin 16. en yüksek nüfuslu şehridir. Samsun'da açık deniz balıkçılığı ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. Büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık da Samsun'un başlıca ekonomik faaliyetlerindendir. Samsun'da yüz binlerce büyükbaş hayvan, milyonlarca kanatlı hayvan ve on binlerce ara kovanı bulunmaktadır. Hayvancılık için bereketli topraklardandır Samsun. 12. Sakarya. Hızla gelişen bir şehir olan Sakarya'nın 1 milyon nüfusu vardır. Türkiye'nin 22. en kalabalık şehridir. Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Türkiye 18.si, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında 33.'dür. Sakarya'da son yıllarda otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde büyük gelişmeler yaşanmıştır. Sakarya, şu anki konumu itibariyle büyük bir yatırım merkezidir. 11. Çanakkale. Kuzeybatı Anadolu'da yer alan Çanakkale'nin 540 bin nüfusu vardır. Çanakkale ekonomisi tarıma, hayvancılığa, ormancılığa ve madenciliğe dayanır. Çanakkale'de tarıma ayrılan arazi 200 bin hektardır. Çanakkale'de seramik sektörü de önemli sektörlerdendir. Aslında kültür turizminin en önemli şehirlerinden olan Çanakkale, yatırım eksikliği sebebiyle turizm gelirleri bakımından yeterli gelir elde edememektedir. Ancak yine de Çanakkale, yaşanılacak ve yatırım yapılacak güzel şehirlerdendir. 10. Trabzon. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde olan Trabzon, 807 bin nüfusuyla en kalabalık 29. şehirdir. Trabzon'da balıkçılık en önemli sektörlerdendir. Ayrıca çay, fındık, yaş sebze ve meyve sektörleri de şehrin başlıca gelir kaynaklarındandır. Verdiği imkanlar, doğası ve tertemiz havasıyla Trabzon yaşanılacak mükemmel bir şehirdir. 9. Eskişehir. Eskişehir son yıllarda oldukça gelişmiş, 871 bin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 25. şehridir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osman Gazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci şehri konumundadır. 32 milyon metrekare alanı içinde 783 kuruluş ile faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük organize sanayisi bölgelerinden birine sahiptir. 8. Bursa. Türkiye'nin en kalabalık 4. şehri olan Bursa, 2.9 milyon nüfusa sahiptir. Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa, doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezidir. 7. Yalova. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en küçük şehri olan Yalova, 262 bin nüfusa sahiptir. Yalova, derinli ve bereketli ovalara sahiptir. Bu ovalar akarsular boyunca uzanmakta olup çevrelerinde meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır. Yüz ölçümü bakımından küçük olmasına rağmen Yalova tarım için uygun şehirlerden birisidir. 6. Antalya. Akdeniz bölgesinin önemli bir şehri olan Antalya, Türkiye'nin en kalabalık 5. şehridir ve 2.5 milyon nüfusa sahiptir. Yüz ölçümü bakımından da Türkiye'nin 6. büyük şehridir. Antalya'da ekonomik hayat büyük oranda ticaret, tarım ve turizme dayalıdır. Antalya müzeler bakımından da zengin bir şehirdir. Şu an işletilen 11 adet müze vardır. Özellikle ilk çağdan olmak üzere ve Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan değerli eşyaları Antalya'daki bu müzelerde bulmak mümkündür. Akdeniz'in incisi olan bu şehirde yaşamak size birçok yönden avantaj sağlayacaktır. 5. Kocaeli. Türkiye'nin en kalabalık 10. şehri olan Kocaeli, 1.9 milyon nüfusa sahiptir. Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret şehirlerinden biridir. Bilhassa imalat sanayi büyük ölçüde gelişmiştir. Türkiye'nin en büyük kağıt fabrikası, en büyük tersanesi ve en büyük lastik fabrikası bu şehirdedir. 4. Tekirdağ. Marmara bölgesinin Trakya bölümünde yer alan Tekirdağ, 1 milyon nüfusa sahiptir. Tekirdağ'ın toprakları
çok verimlidir ve birinci sınıf tarım arazisidir. Türkiye'nin ayçiçeği bahçesidir aynı zamanda. Türkiye'de yetişen ayçiçeğinin %25'i bu bölgede yetişir. Tekirdağ tarım ve hayvancılık için çok bereketli şehirlerdendir. 3. İzmir. Ege'nin incisi İzmir, Türkiye'nin en kalabalık 3. şehridir ve 4.3 milyon nüfusa sahiptir. İzmir Limanı Türkiye'nin en büyük 7. limanıdır. İzmir, 3 büyük şehir içinde kendine elektrik enerjisi üretebilen tek şehirdir. Büyük şehir olmasına rağmen İzmir, düşük ve orta gelirli kişiler için yaşaması diğer büyük şehirlere nazaran daha kolay bir şehirdir. 2. Ankara. Türkiye'nin başkenti olan Ankara, Türkiye'nin en kalabalık 2. şehridir ve 5.5 milyon nüfusu vardır. Ankara, nüfusunun 4'te 3'ü hizmet sektöründe çalışır ve bu sektör şehrin gayri safi hasılasında en büyük paya sahiptir. Ayrıca Ankara, sanayi sektörü bakımından da büyük öneme sahiptir. Ankara Sanayi Odası'na kayıtlı yaklaşık 3500 şirket vardır. Ankara, İstanbul'dan sonra Türkiye'nin 2. sanayi merkezidir. 1. İstanbul. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, 15 milyon nüfusa sahiptir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, reklam ve iktisadi kuruluşları İstanbul'dadır. İstanbul'da gayri safi hasılanın %40'ı sanayi, %30'u ticaret ve geri kalanı diğer sektörlerden sağlanır. Türkiye'deki ve dünyadaki konumu itibariyle İstanbul, Türkiye'de iş yapmak, imkanlara erişebilirlik bakımından en uygun şehirdir. Evet dostlar, bugün sizlere Türkiye'de yaşanabilirlik, hizmetlere erişebilirlik, üretim potansiyeli ve iş yapılabilirlik açısından ilk 30 şehri size açıkladım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve böyle faydalı videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.